Denizlerdeki kirlilik yıllardır azaltılmaya çalışılsa da oldukça büyük bir problem olarak hayatımızın bir parçası. Geçmişten bugüne denizlerden sahillere o kadar tuhaf şeyler ulaşmış ki bazılarına inanamayacaksınız. İşte kıyıya vuran birbirinden garip eşyalar. ...1990 yılında Hollanda'da çıkan bir fırtına 60 bin adet Nike ayakkabının kıyıya vurmasına yol açtı. Sahilde oldukça tuhaf görüntüler ortaya çıktı ve bütün kumsal ayakkabılarla kaplanmıştı. Ayakkabılar denize düştükten sonra 3 yıl boyunca aranmış fakat sahile vurana kadar bulunamamıştı. Ayakkabı taşıyan geminin fırtınaya yakalanması ise pek çok insanı mutlu etti. Çünkü sahildeki 60 bin spor ayakkabının durumu oldukça iyiydi ve neredeyse hepsi de giyilebilir durumdaydı. Pek çok insan sahile akın ederek 60 bin ayakkabı içerisinden kendine uygun olanı seçmişti ve alıp götürmüştü. SpaceX, Elon Musk'ın başında olduğu ve uzay taşımacılığı alanında hizmet veren bir şirket. Daha önce bahsettiğim Mars'ta yaşam fikri üzerine çalışan şirket, Mars'ta koloni kurmak üzere bir takım faaliyetlerde ve çeşitli denemeler yapmakta. İngiltere kıyılarında bulunan ve uzay aracının bir parçası olduğu anlaşılan bu malzemede Joseph Thomas tarafından bulunmuş. Adam ilk başta ne olduğunu anlayamadığı şeyin bir balina olduğunu düşünmüş. Fakat yapılan araştırmalar bunun 2015 yılında uzaya gönderilmek istenen ve havada patlayan bir uzay aracından düştüğünü göstermiş. Sahil güvenliğin yaptığı araştırmalarda da bu parçanın Falcon 9 isimli uzay aracından denize düştüğü belirtilmiş. Yeni Zelanda kıyılarında bulunan nesne ise anlamlandırılamayan ve oldukça tuhaf bir şey. Gören insanlar ilk bakışta bu devasa nesneyi hiçbir şeye benzetemiyor. Melissa Doubleday isimli bir kadın tarafından kıyıya vurulmuş vaziyette bulunan bu eşya, sahil güvenlik ekiplerinin de gelmesiyle araştırılmaya başlanmış. Bu nesnenin deniz tabanından kopan bir parça olduğu düşünülüyor. Çünkü parça denize çıkmadan Yeni Zelanda'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Hatta depremden sonra deniz kıyılarında oldukça tuhaf manzaralar da ortaya çıktı. Bu nesne tam olarak bir şeye benzetilmese de denizlerin ne kadar tuhaf olduğunu bizlere göstermiş durumda. Bir kadın Almanya sahillerinde gezerken ilginç bir şişeyle karşılaştı. Kadın kıyıya vuran şişeyi alarak içinden çıkan notu okudu. Bulunan şişe 109 yıl önce deniz akıntılarının araştırmasını yapmak için denize atılmıştı. Şişenin içinden çıkan kartpostaldaysa şişeyi kim bulduysa Birleşik Krallık'taki araştırma merkezine gönderilmesi yazılıydı. Şişeyi bulan kadın istenileni yaptı ve şişeyi Birleşik Krallık'a gönderdi. Şişenin içinde yazdığına göre şişeyi bulan kişiye 1 şilin para gönderilecekti. Birleşik Krallık'ta kadının hakkı olan 1 şilin parayı gönderdi. BBC'nin söylediklerine göre okyanus akıntılarını inceleyen araştırma 1900'lü yıllarda George Parker tarafından yürütülmekteydi. İngiltere'nin Norfolk bölgesinde bulunan çantalar polis güçlerini adeta şaşkına çevirdi. Olay 2017'nin yani bu yılın başında gerçekleşti. Kıyıdaki çantaların ve bidonların içerisinde ilk başta ne olduğunu kimse çözemedi. Fakat yapılan araştırmalar çanta ve bidonların içinin kokain dolu olduğunu gösterdi. Kokainlerin toplam bedeli ise yaklaşık 50 milyon sterlin civarı. Yani Türk parasıyla 250 milyon Türk lirası. Yüksek ihtimal kokain kaçakçılığı yapan bir mafya tarafından farklı bir bölgeye gönderilmek istenilen kokainler yanlış sahile çıkmıştı. Çantaları bulan adama polis tarafından küçük de bir ödül verildi. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.